Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde değişkenleri görmüştük ama bu değişkenler bilgisayarda nasıl tutuluyor? Onları biraz daha kafanıza oturması için çizerek göstermeye çalışacağım. Değişken nedir? Daha çok buna bakıyor olacağız. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle bir değişkeni tanımladığınız zaman bilgisayar arka planda ne yapıyor? Değişkenimizi biz nasıl tanımlamıştık? Önce ona bakalım. Buraya bir isim vermiştik. Önce tipini veriyoruz, daha sonra ismini. Örneğin sayı 1 şeklinde vermiştik. Eşittir 5 şeklinde tanımlamıştık. Peki bu örneğimiz burada dursun. Bilgisayar bunu gördüğü zaman ne yapıyor? Hemen onu inceleyelim. Öncelikle değişken tanımlamak bilgisayarın hafızasında. Hafızayı şöyle bir şey olarak düşünürseniz, bu hafızada bize ufak bir kutucuk ayırmak. Değişken tanımlamak bu hafızanın içindeki bu kutucuğu kullanabilmemizi sağlayan ve ona bir isim vermemizi sağlayan şeydir. Peki ne yapıyoruz biz? Int dediğimiz zaman burada bilgisayar anlıyor ki bu kutucuğun türü bir tam sayı olacak. Veya daha önce gördüğümüz gibi double dediğimiz zaman bu kutucuk bir noktalı sayı olacak. Bunu daha kafanıza yatması için de bir mutfaktaki herhangi bir tas, çanak gibi şeyleri düşünebilirsiniz. Plastik çanaklar var işte. Demir çanaklar var. Yani demir çanak dediğimiz tencere aslında. Veya işte cam veya porselen var. Bunların farkı ne peki? Mesela tencerelerde siz yemek pişirebiliyorsunuz ama aynı şekilde tutup da tencereden yiyince pek de hoş bir görüntü olmuyor gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bizim belirttiğimiz tür bu kutucuğun cinsini belirtmeye yarıyor. Peki daha sonra bu verdiğimiz isim, şu kısım ne işe yarıyor? Bu kısımda bu kutucuğa daha sonra erişmemizi sağlayan, bu kutucuğun içerisindeki şeyleri değiştirmemize sağlayan ismi oluyor. Peki bu şekilde biz bunu tanımladık. Daha sonra bunu eşittirle, şuradaki eşittir operatörünü kullanarak ne yapıyoruz? İçine 5'i götürüp koyuyoruz. Diyoruz ki bilgisayara bir kutucuk ayır. Bu kutucuğun türü int, ismi sayı 1, içerisine de 5'i koy. Peki bu değişkenlerin bize sağladığı avantaj ne? Bizim artık bu kutucuğumuz ve türü belli ya. Daha sonrasında biz hiçbir şey yapmadan, yani ekstra bir olay yapmadan kutucuğun içerisinden 5'i alıp programımızda bir yerde kullanabiliriz veya gerektiğinde bu kutucuğa farklı herhangi bir sayı atayabiliriz. Örneğin 6. Mesela bu 6'yı daha sonra bunun üstüne yazacak olursak şu şekilde gerçekleşiyor o da. Bu 5 bunun içerisindeyken, kutucuğumuzun içerisindeyken daha sonra biz 6'yı üstüne yazdığımızda 5'i tamamen siliyor ve içerisine direkt 6'yı koymuş oluyor. Peki biz bunu 5 ile 6'yı direkt toplayıp sayı birinin içine atayacaksak nasıl yapıyoruz? Onu da şu şekilde yapıyoruz. Hemen yazılışını da gösterelim. Bunları temizleyeyim. Örneğin sayı bir değişkenimiz vardı. Bu sayı bir değişkenimizde şu an 5'e eşit. Biz bu sayı bir değişkenini 5 ve 6'nın yani kendisi ve 6'nın toplamına eşitleyeceğiz. O zaman diyorum ki sayı bir eşittir. Sayı 1 artı 6. Noktalı virgül koyuyorum sonuna. Peki bunun görünce bilgisayar ne yapıyor? Bilgisayarın hafızası yani bizim tanımladığımız sayı bir kutucuğumuz burada olsun. Buraya da sayı bir yazalım, ismi türünü de yanına yazıyorum. Yazalım şuraya. Şimdi burada şu anda 5 sayımız var değil mi? Bu işlemi yani şu şekilde bir şeyi Java'da yazdığınız zaman bu şekilde bir şeyi Java'da yazdığınız zaman bilgisayar gidiyor önce sağ tarafına bakıyor. Sağ tarafında hangi işlem oldu? Buraya gelip baktığı zaman bilgisayar diyor ki sayı 1 ile 6'yı toplayacağım. O zaman daha önce neye bakıyor? Sayı 1'in içinde ne var? Geliyor bilgisayar. Bakıyor sayı 1'in içinde 5 var. Buraya tutup sayı 1'i silip 5 yazıyor. 5 ile 6'yı topluyor. Topladıktan sonra 11 sonucunu elde ediyor. Daha sonra 11 sonucunu taşıyıp bu sayı 1 kutucuğunun yani buranın içine atıyor. Getiriyor direkt bunun üzerine 11 sayısını yani artık değişmiş olan sayıyı şuranın işleminin sonucunu bunun üstüne koymuş oluyor ve oradaki 5 sayısı artık tamamen değişmiş, yok olmuş oluyor. Değişkenlerin mantığını biraz daha kafanıza oturmuş, biraz canlandırmış olduğunu umuyorum. Önümüzdeki derslerde de görüşmek üzere. İyi günler.